45 metreye bırak derinliğe sahiptir. Efendim 40 dakikalık müze onu bozulacaktır. Burada tekrar diyorum, lacivert koydayız, 40 dakika oradayız. Herkese yüzmeler, iyi eğlenceler. Tur gününden herkese merhaba arkadaşlar. Gökova tekne turuna katıldık Çağdaş'la beraber. Çağdaş'ın bütün arkadaşları rehber olduğu için ancak oha. Sadece onlar çalışırken görüşebiliyoruz. O yüzden biz de tekne turuna katıldık. Ahmet bugün bizlerle olacak. Şimdi denize girmek için hazırlanıyorlar. Birazdan onları çekeceğim. Lacivert koydayız. Yani denizin en muhteşem olduğu koydayız arkadaşlar. Bu arada yanımda ananas çayım var. Ananas çayım da ödem için. Bütün gün bunu içeceğim ve yanında 2 litre su içeceğim. Bunun bilgilerini zaten videoda paylaşmıştım sizlerle. O zaman şimdi denizin tadını çıkarma vakti. Çağdaş atlayacakmış, onu çekelim. Hadi bak, şimdi çek. Tamam, kurkanı da çek. Ben de geliyorum. Hadi hadi. Ben de oradan geliyorum. Geliyor. Hadi. Hadi dur arkana. Çok güzel. Oha, gel. Geliyorum. Çok soğuk. Kenardan geldim. Hatta ben dudağımda uçuk olduğu için kafamı bile suya sokmak istememiştim. Çağdaş çok iyi gelir dedi. İnşallah iyi gelir. Haklı çıkar. Çok güzel ama su. Hatta balıkları izledik. Balıklar geldi. Şununla balıkları izlemek çok eğlenceli oldu. Yıllar önce almıştım. Hep de bunu kullandığım zaman da uçuk oluyor muhakkak. O zaman uçuğu da korumuş oluyorum. Sıradaki koyumuz neresi? Bilmiyoruz. Sürpriz. Tamam. Bir sonraki koyda görüşmek üzere arkadaşlar. Çağdaş şimdi herkesi gaza getirdi. Atlayacak bakalım. Balıkla mı atlayacağız? Aşağıda atlayabilir miyim? Aşkım karnını çek içeri. Ömer. Ömer. Allah. Allah. Ali. Ali. Avusturyalı. Yusuf. Bravo! Önder geliyor! Bravo Önder! Yunus geliyor şimdi en son sırada. Bravo Yunus! Süpersiniz! Ben de geliyorum. Emre geliyor! Nefesler tutuldu! Bravo! Nasıl su? Zeytinli koyundayız arkadaşlar. Şuralara çıkmak biraz tehlikeli çünkü kestaneler falan varmış. Deniz ayakkabımız olmadığı için gitmiyoruz. Şimdi ben de gireceğim. Bak suyun içine gidiyor, bak telefon gidiyor. Şimdi hep beraber bana bak kız, beni dinleyin. Hep beraber kanala abone olmayı unutmayın, deyin, tamam mı? Teşekkürler. Şimdi yemek zamanı arkadaşlar, biliyorsunuz tekne turlarında alternatif olurdu eskiden tavuk ya da balık. Şimdi teke düşürmüşler, sadece tavuk yiyorsunuz. Burada kalmadı. Çağdaş hemen bitirmiş. Tabii Ahmet mantıklı adam, makarna yemiyor. Biz homili gırtlak. Aslında tabak şöyle arkadaşlar, işte makarna, salata ve tavuk. Ben de sadece salata ve tavuk yiyeceğim. O zaman bize afiyet olsun. Tekne'de ya. Tekneden gidiyor. Merhaba. Buyurun.
Teşekkürler. Evet, şimdi Kleopatra Adası'ndayız arkadaşlar. Burayı Ahmet bize anlatacak. Ahmet rehberimiz bugün. Merhabalar. Çağdaş'ın çok eski arkadaşı. Söylediğim gibi arkadaşlar, bütün rehberler yaz olduğu için çalıştıklarından Çağdaş bütün arkadaşlarıyla çalışırken görüşüyor. Ahmet'in de işi bu. Böyle bir iş. Nasılsın Ahmet? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İyi mi böyle çalışmak ya? Şahane. Yani insanların para vererek gitmiş oldukları yerleri biz kazanarak gidiyoruz. Harika. Kabata ya. Abiliyle söylemiş olayım. Burası kilise. Hemen 100 metre ileride bir kilise var. Kilise yapısı tabii yıkık durumda. Sadece ufak bir kalıntısı, birkaç tane duvarı ayakta ama genelde tahrip olmuş olan bir kilise. Burası Kedraya Antik Kenti. Bir zamanlar denizcilikle, işte ticaretle para kazanmış olan bir yerdi. Şu anda Kleopatra ya da Sedir Adası diye adlandırılan bir yer. Kumlarıyla meşhur. Bir zamanlar buraya Kleopatra ile Marcus Antonius'un balayı için geldiği söyleniyor. Bu yüzden de Balayı Adası olarak da isimlendiriliyor burası. Adanın üzerinde sadece bu plaj yok. Onun dışında bir antik kent yerleşimi de var. Şu anda o antik kentten geriye kalmış olan sadece bazı yapı duvarları. Onun dışında bazı kalıntılar. Bunun dışında pek de bir şey yok. Ama aslında insanların burayı ziyaret amacı Kleopatra plajı. Kesinlikle. Healing yapmak bize yapacaksınız değil mi? Derler ki 60 gemi kum Mısır'dan buraya sırf Kleopatra için getirilmiş olduğudur. İşin rivayet boyutudur. Biz anlatalım siz yerseniz. Bu kumlar şu anda koruma altında. Kumların olmuş olduğu noktaya geçiş yasak. Bir bariyerle, iple çevrilmiş durumda. O iç kısma geçemiyorsunuz. Şurası değil mi? Evet, hemen ön tarafımızda. Zaten önündeki dubaları görüyorsunuz. O dubaların arka tarafı. O bahsedilen meşhur efsanevi kumlar. İşte yanabildiği, solalı suda çoğalabildiği vesaire gibi enteresan bilgileri var. Biz efsanesine inanarak insanları buraya davet ediyoruz. Gerçek mi değil mi? Çok da bir şey diyemeyiz. Ama görünen şu ki insanlar efsaneler peşinde seyahat etmeye devam ediyorlar. Şu anda Kleopatra plajı sizleri bekliyor. Haydi bakalım. Giriş ücretini sorabilirsiniz. Giriş ücretimiz ne kadar? Biletimiz vardı. Giriş biletiniz. Burası 125 TL giriş ücreti ile ziyaret edilebilir. Onun dışında 18 yaş altı, 65 yaş üstü ücretsizdir. Sadece ben ödedim. Çağdaş'ın da kokart olduğu için o da ödemedi. Evet, biz rehber olduğumuz için bize bütün kapılar açık. Evet. O yüzden ödemiyoruz. Helal olsun. İçeriye size. Geldiğiniz zaman bir tane kafe alanı sizleri karşılıyor. Kabinler var, duşlar var, lavabosu var. Şezlongları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. Ama çok güzel palmiye ağaçları var. Onları da şemsiye niyetine kullanabilirsiniz. Aynen herhangi öyle. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Şu kuleli alanın olmuş olduğu yerde ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Plajın içerisine, yani terliklerinizi çıkarıyorsunuz, plajın içerisine giriş kesinlikle çıplak ayakla olması gerekiyor. Bir zamanlar kumları koruyabilmek adına duş almak zorunluydu. Şu anda değil mi? Şu anda değil. Ya. Ama önceden buraya geldiğinizde plajdan çıktınız, işte şortumun cebine kum kaçmış, bikinimin arasında kalmış demeyesiniz diye bir zamanlar duş zorunluydu. Şimdilerde sadece ayakkabı, terlikleri, sandaletleri çıkarıyorsunuz, plaja giriş yapıyorsunuz. O zaman ben biraz alayım. Yani bunlar şu anda koruma altında. Bak, dubaların arka tarafına doğru. Ama ben oraya. Diğer geldiğimde duş zorunluydu. Nasıl kaldırdılar onu? Artık ne yok. Alaka? Şimdilerde duş zorunlu değil ama çıkışta bir duş var tabii. Onu alıyorsunuz ama kimse de niye almadınız demiyor. Efsanevi Kleopatra'nın güzelliğinin yansımış olduğu plaj. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ha, bu arada gelirseniz çok güzel bir tiyatrosu var. Kedraya Antik Kenti'nin tiyatrosunu plajdan bir 5 dakika yürüme mesafesinde. Gidecek miyiz şimdi? Gidelim, o güzelliği görelim. Hadi gidelim ya, aynen. 1500 kişilik kapasiteli zeytin ağaçlarının arasında muhteşem bir manzarası var. Hiç gitmedim ben bu arada oraya. Yani büyük bir derdiniz olsa sadece her şeyi unutmak için o tiyatroda oturup akşama kadar vakit geçirirsiniz. O zaman gidiyoruz. Evet, derdimiz yok ama gidelim değil mi Çağdaş? Sadece sizin için gidiyoruz arkadaşlar. Ben bile daha gitmedim. Sırf sizin için gideceğim. Yolculuk sırasında dikkat etmeniz gereken bir tane şapkanızın olması. Biz hata ettik, almadık. Siz yapmayın. Yol güzergahı bayağı bir sıcak. Kısa mesafe ama bayağı benim saçlarım ıslak ama Ahmet. Ben denize girdim. Evet. Şu anda kuru kuru gidiyoruz. Onlar biraz tembel arkadaşlar. Ben sürekli yüzüyorum. Onlar kenarda oturup milleti izliyor. Bir de... Bir de bir zamanlar adanın üstü komple sedir ağaçlarıyla kaplıyken şimdilerde maalesef sedirden eser yok. İsmi de zaten buradan geliyor, Sedir Adası diye. Ama sedir ağacı maalesef bulunmuyor. Neden? Kesilmiş ya da işte zamanla yok olmuş durumda. Muhtemelen insan eliyle yok edildi bu sedirler. Şimdilerde sadece adanın üstünde çalı, çam ağacı ve zeytin ağacı bulunuyor. Onun dışında sedire pek denk gelemiyor. Şimdi şehrin
karşı tarafta kalıntıları olan yer artık Agora'nın başlamış olduğu yer. Yani şehrin merkezi, ticaretin dönmüş olduğu nokta. Burası küçük bir şehir. Denizcilikle para kazanmışlar. Ticaret yapıyorlardı. Bir zamanlar Perslerle Büyük İskender arasında kalmış. Hangi tarafı tutsak diye. Aslen bir Yunan şehri. Zamanlar Doğu Denizcilik Birliği'ne de dahil olmuş olan küçük bir şehir. Tabii yanlış ata oynuyorlar. Büyük İskender yerine Persleri destekliyorlar. Savaşı da Büyük İskender kazanıyor. İşin sonucunda derler ki Büyük İskender şehrin bütün erkeklerini topluyor. Pazarda, köle pazarına sattırıyor. Yani şehri erkeksiz bırakıyor. İleride Apollon Tapınağı'nın kalıntıları var. Ama tabii tamamen dümdüz olmuş. Hiçbir şey ayakta kalmamış. Gerçekten çok sıcak. Ama sıcak gece hissettiriyor. Bugün kaç dereceymiş ya? Herhalde çok rahat bir 35-40 derecesi vardır bu havada. Hissedilen 60. Çağdaş 80 hissediyor falan. Wow. Çok güzel. Tiyatrosundayız. Doğanın sahipleri bağırıyor. Aynen öyle. Burası Sezai Antikenti'nin tiyatrosu. 2500 civarında bir kapasitesi var. 2000 yaşının üzerinde tiyatro. Tabi oturma sıraları vesaire zamana direnememiş. Şu anda birçoğu tarih olmuş durumda ama burada bir kazı çalışması da yapılmış. Burada bir sondaj çalışması var aşağıdan. Bir de şu da var orta noktada. Oturma sıralarının inmiş olduğu derinliği gösteriyor. Yani burası çok uzun bir süre kullanılmadığı için bu yüzden zamanla toprak altında kalmış. Arkeologlar burada yaptıkları çalışmalarda tiyatronun ne kadar aşağıda olabileceğini bulabilmek adına böyle bir sondaj vurmuşlar. Bu şekilde gösteriyorlar bize. Daha da iniyor yani değil mi? Tabii biraz daha aşağı doğru iniyor. Yani şu karşı noktada mesela bazı oturma sıraları toprağın üst tarafından bazı sıralar 1 metre aşağısında. Orası biraz daha aşağı doğru devam ediyor olabilir. Evet. 2500 civarında kapasitesi var. Şurada sahne duvarı. Ama tabii sahne binasından geriye herhangi bir şey kalmamış. Klasik bildiğimiz Yunan tiyatrosu. Çünkü toprağın üzerine inşa edilmiş. Yunanlılarla Romalılar arasında büyük bir fark var. İşte tiyatro deyince insanların genelde aklına geleni aslında İtalya'daki Kolezyum. Orası Roma mimarisiyle inşa edilmiş. Çünkü bayağı bildiğiniz örme tekniği var. Buradaki yamaca dayanıyor. Bu da bize Yunan tiyatrolarının aslında mimari özelliğini gösteriyor. Malzemeden tasarruf etmek, zamandan tasarruf etmek için sadece oturma sıralarına taşları yerleştiriyor Yunanlılar. Ama Romalılara baktığınız zaman komple bütün binayı örme şeklinde yapıyorlar. Üzücü olan sahne binasının ayakta olmaması ama güzel olan tiyatro hala muhteşem bir manzaraya sahip. Çağdaş şu anda çalışmadığı için hiçbir yorum yapmıyor. Ben dinlemiyorum. Mr. Ahmet'ten dinliyor ve öğreniyoruz arkadaşlar. Hem Türklerle hem de yabancılarla çalışıyor. Aynı zamanda şu anda kokartına yeni bir dil ekletecek. Endonezya ekletecek. Wow! Endonezya nereden çıktı ya? Endonezya güzel bir dil. Kulağı da tırmalamıyor. Bir de biraz basit bir dil.
sizin Türkçe ile kıyasladığımız zaman bizde klasik tabir vardır ya, yazıldığı gibi okunur, okunduğu gibi yazılır. O da öyle. Tabii onlarda da öyle. Latin alfabesi de kullanıyorlar. Bu yüzden de öğrenmesi çok da zor bir şey değil. Vay be. Tavsiye ederim. Ben bir İngilizceyi çözeyim de önce Ahmet. Çözersin İngilizce. Endonezyalılar ülkemizi çok seviyorlar. Türkiye olarak onların favori destinasyonlarından bir tanesi olduğu için Ahmet de açıyı gördü ve dili öğrendi. Bravo Ahmet. Süpersin Ahmet. Terima kasih. Ne dedin? Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Kampay Jumpa. Bir kez daha aşık oldum yani, çok güzeldi tabii ki de, yüzdüm, peelingimi de yaptım ama yani zaten çekim içinde görüntü kirliliği var, gördünüz zaten çok kalabalık. Bayağı ilerlerde yüzmeniz gerekiyor birilerine çarpmamak için, o yüzden de oraya çekemedim ama kesinlikle buraya gelirseniz Sedir Adası'nı es geçmeyin arkadaşlar, çok keyifli. Bayağı ileriye kadar da kum var ve değişik güzel bir enerjisi var bence. Gelibolu su altı mağaraları arkadaşlar. Burada iki tane delik var suyun içinde. 5-6 metre derinliğindeymiş. Bu adada da keçiler ve tavşanlar var. Tabii ki de burada da yüzeceğim. Birazdan cumburlop atlayacağım. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Çok güzeldi bugün. Bir daha gel. Ya da biz gelelim oraya. Fethiye'ye gelelim mesela. Sağ ol. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mağaralarla ilgili bilgilendirme için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzeldi değil mi? Evet, çok güzel. Eğlendik. Şuraya bakın. Böyle bir kalabalık olamaz. Burası halk plajı arkadaşlar. O yüzden tabii ki de insanlar burayı tercih ediyor. Aslında çok temiz bir deniz var ama kum olduğu için çok bulanıyor buralar. Tabii bu saatlerde de bayağı kalkmış oluyor kum. Sabah saatleri çok güzel olur ama. Akyaka plajı. Evet arkadaşlar, bir turun daha sonuna geldik. Çok güzeldi, çok eğlendik. İlk defa bir tekne turunda güneşlenmedim. Çünkü çok keyifli sohbet ettik. Ahmet'i de çok özlemiştik. Hem hasret giderdik hem de çok güzel sularda yüzdük arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.